Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Bu Allah nasip ederse bizim yeni arabamız kedi. Bunu balık avlarında, kamplarda daha iyi kullanabilmek için arka tarafını yatak uygulaması yapacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Hep beraber birlikte yapacağız bunu. Bunların kapılarının yukarı açılarını alırsanız daha kullanışlı oluyor sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız aracımızın iç tarafı bu. Bizim aracımız yaklaştı. Koltukları yatıyor sevgili arkadaşlar. Bizim yapacağımız iş bu koltukları yatırdıktan sonra arka kısmına, şu kısma bir dolap gibi bir şey yapacağız. Üstünde şeylerle örteceğiz. Burası yaklaşık 1.80'e 1.30 bir yatak oluşacak. Şimdi bunu yavaş yavaş yapmaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alt kasayı yaptık. Şimdi onu bağlamlaştıracağız. Video fazla zaman tutmasın diye bunları sevgili arkadaşlar gösteriyorum size. Şöyle T köşe bent şeklinde. Bunlar buradan daha sağlam olsun diye. Çünkü bunların et kalınlıkları 11 milim. Siz bunların 15'i var, 18'i var. Arabaya fazla ağırlık yapmasın diye ben 11 milimi tercih ettim sevgili arkadaşlar. Siz farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Bunların her tarafını bu şekilde vidalayacağız. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi araçta yatağımızı yaptık. Bunun üstüne isterseniz bir
sünger kestirebilirsiniz. Bugün için çok yorulduk. Üstünün yatağının sermesi, diğer işlerinde, diğerki bölümlerde sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdilik bunun çalışma sistemini ben size anlatmaya çalışayım. Yaklaş. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz gibi burası komple göz olacak bunlar. Eşyalarımızı buraya rahatlıkla koyabileceğiz. Şuradan böleceğiz. Ortalarımızı buraya koyacağız. Orasını delik bıraktık. Orta getirelim orta. Bir elli boyunda benim oltanın şeyi. Arkadaşlar bunu buraya geçireceğiz böyle. Bir tanesini böyle koyacağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir aksaklık olmuyor. Yatağımızın çalışma şeyi de sevgili arkadaşlar, şu altlardan menteşeledik bunları, bir daladık. Şimdi ben söküyorum yatağı. Yanaş. Buradan da şöyle iple şeye astık bunları. İlk önce iplerden kurtarıyoruz. Burayı kurtardık. Diğer tarafı da diğer taraftan kurtarıyoruz. Kurtardıktan sonra şu şekil. Gördüğünüz gibi kapattık. Gel böyle. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, bu bölümde de bayağı bir malzeme şeyimiz var. Çadırı getirir misin bana, çadır? Bu araçımız kapalı hali. Açıyoruz bunu bu şekilde. Aracımızın koltukları şu anda faal durumda sevgili arkadaşlar. Buraya sevgili arkadaşlar bunları eşyalarınızı, sandalyemizi getir oradan. Dur. Kamp sandalyenizi. Her türlü eşyanızı koyabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın, bu bölüme de Allah nasip ederse bir duş yapacağız. Bu bölümde gözler olacak, dediğimiz gibi gözleri yapacağız. Gözlerin içerisinde mutfak malzememizi, buzdolabımızı, diğer devamlı yanımızda taşımamız gereken, kamp kurduğumuzda bize yardımcı olacak malzemeleri koyacağız. Artan diğer malzemelerimizi de bunların üstüne istifleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi kapısını kapatayım. Buradan geldiğinizde bakın arkadaşlar, sadece bir dolap varmış gibi
Sanki şeyin arkasında bir dolap varmış gibi şey yapıyoruz. Tekrardan bir kuralım sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız hazır. Bir dahaki bölümde sevgili arkadaşlar, Allah nasip ederse bunların gözlerini, üstünün yataklı şeklini, hepsini güzelce sizlere yapacağız, anlatacağız sevgili arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese rast gelsin.